Herkese selamlar, ben Hüseyin Emre. Bu videoda bu görmüş olduğunuz piksel ekranın incelemesini yapıp sonrasında söküp içerisinde ne varmış onlara bakacağız. Hadi vakit kaybetmeden videoya geçelim. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. Hemen kutu içeriğiyle başlayalım videomuza. Pixel Display yazan böyle güzel bir kutusu var. Hemen arkasına da bakalım. Burada bazı sertifikalarını görüyoruz. Mobil uygulamasının ismi i.matrix şeklinde. Type-C bağlantısıyla direkt güç alıyor. Pilli değil, şarj olmuyor. Askıları var. 20 cm 20 cm'lik RGB özellikli bir ekran. Hemen kutusunu açıyoruz. Pixel Display yazısı bizi karşılıyor. Bunu kaldırıyoruz, atıyoruz. Kablomuz 2 metre uzunluğunda bir Type-C USB kablo çıkıyor. Şu şekilde. Bunu da kenara koyuyorum. Hemen şöyle adaptörümüzü göstereyim. Adaptörümüzde 5 volt 2 amperlik bir adaptörümüz var. Bunu da kenara koydum. Cihazın kendisi bizi karşılıyor burada. Ambalajdan çıkardığımızda cihazımızı görüyoruz. Arkasında QR kodumuz var. Uygulamasına yönlendiren. USB 5 volt 2 amper ve 10 wattla çalıştığını söylüyor. Çin'de üretilmiş tabii ki. Evet, ayağını şöyle çıkarıyoruz. Bu ayak da şuraya takılıyor ve sabit durmasını sağlıyor masada. Yan tarafta 2 adet butonumuz var. Evet, butonlarımızdan biri açma kapama düğmesi, diğeri mod değiştirme düğmesi. Ortadaki de reset muhtemelen. O delikten resetliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz buzzer için bir ses çıkışı var. Cihazın arkasında iki tane asma yeri ve vida deliklerimiz var gördüğünüz gibi. Şurada Type-C girişimiz var. Buradan 5 volt 2 amperlik adaptörümüzü takıyoruz. Cihaz bu şekilde. Bir de kullanım kılavuzu var. Tabii ki hiçbir zaman muhtemelen okumayacağımız. Ama siz okuyun yine de. Uygulamayı anlatıyor. Bu şekilde bir kullanım kılavuzumuz var. Kutu içeriği bu şekilde. Hadi şimdi uygulaması nasıl çalışıyor ona bakalım, bir inceleyelim. Sonrasında söküp ne varmış ona bakarız. Hadi geçelim o tarafa. Evet, şimdi size mobil uygulamanın arayüzünü göstermek istiyorum. İlk giriş yaptığımızda şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Burada grafiti kısmı var. Burada istediğimiz görseli kendimiz oluşturabiliyoruz. Herhangi bir renkte, herhangi istediğimiz bir şeyi burada oluşturabiliyoruz. Bu kısım bu şekilde. Buradan çıkıyorum. Kısa bir şekilde hemen anlatacağım size. Kreatif animasyonda burada animasyonlarımızı ekleyip sırayla oluşturması isteyebiliyoruz. Text kısmında buraya istediğimiz bir şey yazıyoruz mesela. Abone ol yazalım. Abone ol yazdık. Gördüğünüz gibi ekranda bunu görebiliyoruz. Kayan yazı şeklinde de yapabiliyoruz. Herhangi bir şekilde mesela left dedim. Animasyon hızını da buradan hızlandırıyorum. Evet, bu şekilde kayan yazılarda yapabiliyoruz. Hemen buradan çıkıyorum. Evet, bir de alarmlı saat özelliğimiz var burada. Buradan bir alarm ekleyip saat kaçta çalacaksa buradan ayarlayıp istersek buzzer'ı da açıp alarmımızı ayarlayabiliyoruz. Belirlediğimiz saatte çalıyor. Schedule modunda burada planlayabiliyoruz hangi animasyonu saat kaçta gösterileceğini ayarlayabiliyoruz. Stopwatch özelliğinde de başlattığımızda bir sayaç başlatıyor. Buradan durdurup resetleyebiliyorum, başlatabiliyorum. Bazen lazım olabilecek bir özellik. Hemen şöyle devam edelim. Countdown var. Burada da herhangi bir zaman ayarlayıp 6 saniye ayarladım ben. Start dedim. 6, 5, 4, 3, 2, 1 saydı ve bitti. Burada da istediğiniz zaman ayarlamasını yapıp saydırabilirsiniz. Tekrardan uygulamaya dönüyorum. Evet, burada scoreboard özelliğimiz var bir de. Diyelim bir voleybol maçı takip ediyorsunuz. Orada kenarda bu cihazı koyuyorsunuz. 1-0 işte burada skor azaltıp arttırabiliyorsunuz. Kenarda bir ekran olarak kullanabilirsiniz. Bir de hazır ayarlar ekleyip o az önce çizdiğimiz şeyleri
kaydedip buradan presetten tekrardan oynatabiliyoruz. Saat modumuz var. Saat modunda şu an 04.44 gösteriyor. Saat ayarını 24 ve 12 olacak şekilde ayarlayabiliriz. 16.44 oldu. Saat modlarında da şu şekilde saatler var. Şöyle hepsini göstermiş olayım. Burada tabi saatlerin renklerini ayarlayabiliyoruz kendi keyfimize göre. Tamamen ayarlanabilir şekilde yapmışlar. Burada lamp light modu var. Şöyle göstereyim. Burada da istediğimiz rengi ekranda tek renk şeklinde sunabiliyoruz. Şu an ekranda biraz böyle parlamayı bir görüyorsunuz ama o öyle değil aslında. Kameradan dolayı şu an tarama efekti oluyor. Bu sefer ama gerçekten tarama efekti var. Böyle ekranda istediğimiz renkleri dalgalanmış şekilde böyle oynattırabiliyoruz. Farklı farklı bu şekilde, yani parti modu gibi düşünebilirsiniz bunları da. Eğlence amaçlı kullanılabilecek modlar. My Material kısmında da kendi hazırladığımız içerikleri koyabiliyoruz. Ve şu kısımda bir bulut simgesi var. Bulut simgesinde de hazır olarak internette başkalarının yaptığı veya uygulama sahibinin yaptığı farklı içerikleri görebiliyoruz. Burada mesela animasyonlu farklı içerikler var. Anında seçtiğimiz görsel hemen ekranımıza geliyor. Burada da yeri gelmişken abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zile basmayı unutmayın. Sizler için içerik üretmeye çalışıyorum, uğraşıyorum. Emekler karşılıksız kalmasın. Lütfen bir abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Videoların devamının gelmesi için bu gerçekten önemli. Son zamanlarda hızlı bir büyüme içerisindeyiz. Destek olursanız çok sevinirim. Devam edelim. Burada müzik kısmımız var. Müzik kısmında şu anda izin istedi. İlk defa açtığım için. Örneğin herhangi bir müzik açtığımızda, şu an telif olması için sesini yükseltmiyorum telefonun. Çaldığımız müziğin animasyonunu orada gösteriyor. Farklı animasyonlar da seçebiliyoruz. Sesle senkronize şekilde oynuyor. Buradaki karakter de şu an aslında arkada müzik çaldığı için sesle senkronize şekilde dans etmiş oluyor. Ses açmıyorum. Aynı zamanda mikrofon modu var. Mikrofondan da hani dışarıdaki, etraftaki sese göre de duyarlı hale gelebiliyor. Şöyle ayarlara girelim. Ayarlarda cihazın parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Şöyle çok kısık bir parlaklıkla yüksek parlaklığı alabiliyoruz. Bu arada renk parlaklığı olarak aşırı parlak diyemem. Gün ışığında özellikle biraz soluk kalabiliyor ama gece kullanımı için, karanlıkta kullanım için çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Dillerde Türkçe yok maalesef. Onu da göstermiş olayım. Enerji tasarrufu modunda saat belirliyorsunuz. Gece işte 12'den sonra kapansın, %0 parlaklığı alsın diyebiliyorsunuz. Şifre ayarlayabilirsiniz. Bu ne işe yarar derseniz, örneğin işletmenize koyduğunuz kapı önüne birisi gelip de rastgele saçma sapan bir şey açmasın diye şifre koyabiliyorsunuz. Burada cihazla ilgili bilgiler. Upside down'da da tam tersine çeviriyor. Onu da şöyle görebiliriz. Bunu gönderdim mesela. Upside down dediğimde ters şekilde, hani priziniz yukarıdan geliyorsa ters şekilde de çalıştırabilirsiniz. Uygulamanın arayüzü bu şekilde. Çok da farklı bir şey yok aslında. Basit gayet. Bluetooth'ta bağlantı sağlıyorsunuz. Bluetooth tarzına Wi-Fi bağlantısı yok. Soru gelirse onu da söyleyeyim. Sadece Bluetooth'ta bağlanıyor. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bağlantısı çok kolay bu arada. Yani uğraştırmıyor Bluetooth'a bağlanmak için. Bu şekilde güzel bir cihaz. Şimdi bunu söküp içerisinde ne varmış ona bakalım. Hadi şimdi sökme kısmına geçelim. Evet, malzemelerimi getirdim. Hemen tornavidamızla kenarlarındaki vidalardan sökmeye başlayalım. 3, 6, 7, 8 tane vida var. Vidalarımızı söküp hemen devam edelim. Evet, tüm vidaları söktüm şu anda. Şöyle plastik kısmı geldi. Ekranla beraber geldi tabi. Hemen şu vidaları çıkarayım, devam edelim. Evet, vidaları yerinden çıkardım. Çeviriyorum. Bir tane kalmış vida. Bir sürü
adreslenebilir LED olduğunu görüyoruz burada. Hemen şu tarafa bir bakalım. Burada ekranımızın difüzör kısmı. Burada gelen ışığı dağıtarak veriyor ön tarafa muhtemelen. Bunu daha da ayırabiliyor muyum? Evet, ayırabiliyormuşum. Hemen böyle de göstereyim. Evet, burada gördüğünüz gibi beyaz difüzör kısmı ışığı yumuşatması için. Burada böyle petek gibi kareli bir yapıya sahip. Işıkları birbirine ayırmak için, karışmaması için bir plastik parça var. Hemen buraya geçiyorum. Burada 32x32 şeklinde LED'ler bulunuyor. Şöyle bir çeviriyorum elime düşmesi için. PCB'nin, evet. PCB'miz yerinden çıktı ama iki tane kablo bağlı buna. Hemen bu kabloları da bir şekilde kurtarayım, devam edelim. Evet, burada tuşlarımızı görüyoruz. İki tane basit bir butonumuz var. Şöyle çevirdiğimde Type-C kısmı ve burada görmüş olduğunuz bir sürü entegre var. Evet, şöyle yakından odakladım gösterilmek için. SM5 mi yazıyor? Yakından göstereyim. SM5166PF kodlu bir entegremiz var. Bir değil, bir sürü entegremiz var. Bu kadar LED sürmek için farklı entegreler bulunuyor. Burada da sanırım işlemci kısmımız var. Buzzer'ımız, şu mikrofonumuz olsa gerek. Mikrofondan sese göre duyarlı tepki verebiliyor. Az önce uygulamada incelemiştik. Müzikle senkron şekilde kullanabiliyorsunuz. Şurada bir Bluetooth anteni var, bak görüyor musunuz? PCB'ye gömülü şekilde Bluetooth anteni var burada. Çok basit bir anakart kısmı var aslında. İşte LED sürücüleri ve şuradaki ufak işlemci, buzzer, mikrofondan başka bir şey değil. Burada Type-C için. Type-C'den sadece RTX'li güç alıyor. Yani bilgisayara bağlayamıyoruz buradan, anlaşılan o ki. Böyle basit bir yapısı var. Tekrardan LED'leri şöyle göstereyim. LED'lerimizin hepsi adreslenebilir LED'ler. Yanında da yazıyor hangi ne olduğu. Evet, numaraları yazıyormuş. Ne olduğu yazmıyormuş. Kaçıncı LED olduğu. Böyle. Bu cihaz da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var bu tarz videoların gelebilmesi için. Böyle acayip ürünleri inceliyorum. Kanalıma da bir ziyaret edebilirsiniz ilk defa görüyorsanız bu videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.